Tekrar merhaba arkadaşlar. Oyuncağımıza şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci videomuz. Kafasını ilk videomuza yapmıştık. Müzik kutusunun içimize koymuştuk. Şimdi kulağını müzik kutusunun için ucunu tutma aparatını yapacağız. Yüzünü yapacağız. Yani gözleri ve bıyıklarını. Yakalığını yapacağız. Hello Kitty'miz hazır hale gelmiş olacak. İlk önce ben kulağının tekini ördüm. Diğer tekini beraber örelim. Yine beyaz ipimi yere düşmüş alıyorum. Beyaz ipimizi aldıktan sonra hemen sihirli halkamızla işlemimize başlıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 taneyi yaptık. Şimdi sihirli halkamızı kapatıyoruz. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp sıramı kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum ve şimdi bir tek bir çift işlemi yapıyorum. 3 kere aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir tek bir çift yaparak ikinci sıramı tamamlayacağım. Tekrar bir tek bir tane çift. Aynı işlemi 3 kere tekrarladım ve sıramın sonuna kadar geldim. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp hemen 3. sırama geçiyorum. Oraya bir sık iğne yaptım. İlmek belirleyeceğimi taktım ki sıramı kaybetmeyeyim. Bu sıramda 2 tek bir çift yapacağım. 2 sık iğnemi öreceğim. İlkini örmüştüm. 2 sık iğnemi öreceğim. Üçüncüye çift batacağım. Aynı işlemi tekrar ederek yine sıra sonuna kadar geleceğim. Zaten 3 kere tekrar etmiş oluyorum aynı işlemi. 1, 2, 2 tek, 1 çift, 1, 2, 2 tek, 1 çift. Evet, 2 ör 1 artırı bitirdik. Şimdi bir sonraki sıramızda 3 ör 1 artırı yapacağız. 2 3 sık iğnemizi öreceğiz. Sonrakine çift batacağız. 3 tek 1 çift. 1 2 3 tek bir tane çift. Tekrar 1 2 3 tek bir tane çift. Bu sıramızı da bitirdik. Ben şu küçük parçayı keseyim. Elime dolanıyor. 3 tek bir çifti bitirdik. Şimdi bir sonraki sıradayız. 4 tek bir çift yapacağız. 4 tek bir çift işlemini yine 3 kere tekrar ettiğimizde sıramız bitmiş olacak. 3 4 tek bir tane çift. 1 2 3 4 tek tekrar bir tane çift. 1 2 3 4 tek bir çift. Bir sonraki sırama geldim. Bakın başlangıç iğnem burada. Şimdi 5 tek bir çift yapıyorum. 2 3 4 Evet. 5 taneyi örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Tekrar 1 2 3 4 ve 5 5 taneyi ördüm, bir tane arttırdım. Tekrar devam ediyorum.
5 taneyi ördüm, bir tane arttırdım. Bu sıram da bitmiş oldu. Şimdi son arttırma sıramdayım. Burada 6 tek bir çift yapacağım. Bu sıram bittikten sonra 3 bir sıra sabit öreceğim. Sonra kulak bitecek. 2 4 5 5 tane örmüşüm. 6.'yı örüyorum. Bir tane arttırmamı yapıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6. 6'yı ördüm. Bir tane çift yaptım. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6. 24 tane sık iğnem var. Bu 24 sık iğnemi bir sıra örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ve 24. Bitti. Artık iğneyi çıkarabilirim. Kulağım bitti çünkü. Son sık iğneye, yani bir sonraki sık iğneye ilmek kaydırma yapıp dikecek kadar bir ip bırakıyorum ve artık ipimi kesiyorum. Şimdi kulakları hazır. Oyuncağımızın yakalığını yapalım. Yakalığı için ben pembe renk kullanıyorum. 28 tane zincir çekiyorum. 28 tane zinciri çektikten sonra ilk 3 zincirimizi atlıyoruz. 1, 2, 3, 4.'ye ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar kalan bütün zincirlerimize böyle bir sıra ikili trabzan yapacağız. İkili trabzan nasıl yapıyorduk? Doluyorum, batıyorum, ilmek çıkarıyorum. İlk önce ilk iki, sonra diğer iki. Şimdi ben sıramın sonuna kadar ikili trabzanımı tamamlıyorum. Şimdi sıramın sonuna kadar trabzanlarımı tamamladım. Hemen dönüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincir çekiyorum. Hemen ilk dipteki trabzana batıp ikili trabzan yapıyorum. Zincir yok aralarda, ipimi doluyorum. Bir sık iğnemi atlıyorum. Diğerine batıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Aynı sık iğneye batıp bir tane daha aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ip doluyorum sadece. Altta boşluk bırakacağım. Üste zincir çekmiyorum kesinlikle. Bir sık iğneye atlıyorum. Sonrakine batıp oraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Aynı sık iğneye batıp tekrar ikili trabzan. İp doladım. Bir sık iğne atladım. Sonrakine battım. İkili trabzan yaptım. Arada bir tane sık iğne. Aynı noktaya bir daha ikili trabzan. İp doladım. Sık iğneye atladım. Sonrakine batıp bir ikili trabzan yaptım. Şimdi bir tane zincir. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan.
Aynı sık iğneye battığımda aralarında bir tane zincir oluyor ama altta bir tane sık iğne bırakıp yan tarafa geçtiğimde üstte zincir kesinlikle olmuyor. Şimdi ip doluyorum, atlıyorum bu sık iğneyi, yanındakine batıp hemen ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bir zincir, aynı yere batıp bir daha ikili trabzan. İp doladım, sık iğneyi atladım, yanındakine ikili trabzan, bir zincir, aynı yere bir daha ikili trabzan. İp doladım, sık iğneyi atladım, yanına battım, ikili trabzan, bir zincir, aynı yere bir daha ikili trabzan. İp doladım, sık iğneyi atladım, yanındakine ikili trabzan, bir zincir, aynı yere bir daha ikili trabzan. Bu işlemi bu şekilde tekrar ederek sıramın sonuna kadar örüyorum. Ve sonuncuyu da yaptıktan sonra bu sırayı da bitiriyorum. Şimdi bir sonraki sırama döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın şu aralarda birer tane zincir çekip yaptığımız şu üçgenlerin içine 5 tane ikili trabzan dolduracağım. 1, 2, 3, 4, 5. Beş tane ikili trabzan yaptım. Zincir yapmayıp atladığım bu noktalara hemen bir kere batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi ip doluyorum. Diğerine 5 tane ikili trabzan. İki, üç, dört ve beş. Şu kısma yanındaki sık iğneyi hemen batıp ilmek kaydırma. İp doluyorum. Diğer üçgene geldim. Yine oraya 5 tane ikili trabzan. Bu şekilde devam ediyorum. İp doluyorum. Bakın bu üçgenlerin içine 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4 ve 5. Bu yakalı bütün oyuncaklarınızda kullanabilirsiniz. Yanındaki sık iğneye batıp hemen bir ilmek kaydırma. 1, 2, 3, 4, 5. Yanındakine hemen bir tane ilmek kaydırma. Yine üçgenin içine 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5 ilmek kaydırmamı yaptım. Son üçgenim. Buna da 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Oyuncağı dikeceğim için şöyle hemen birleştiriyorum. Dikecek kadar da ip bırakıyorum. Artık kesebilirim. Yakalığım da hazır. Şimdi oyuncağımızın gözünü yapacağız. Şöyle. Oyuncağımızın gözü için siyah ipimizi alıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane sık iğne yapmamız yeterli olacak.
2, 3, 4, 5, 6. Eğer ipiniz daha kalınsa, kafa boyutunuz büyükse, bunu 6 değil de 9 tane de yapabilirsiniz. İlk yaptığım sık iğneme batıp kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Dikecek kadar ip bırakıp kesiyorum. Şimdi parçalarımızı artık birleştirebiliriz. Yani oyuncağımızı dikebiliriz. Evet, şimdi kolaylaşsın diye kulakları ve gözleri dikeceğiz. Yakalarını dikeceğiz. En son şu tutma kısmını yapacağız. Ben şimdi iğnelerle yerlerini belirledim. Tepe noktasından, yani şu 6 tane sihirli halkamız için yaptığımız 6 sık iğne bizim ilk sıramız. Oradan saydığınızda arkadaşlar 14 ile 15. sıra arasına gözü iğneledim. Eğer dediğim gibi böyle dikiş yapmak istemiyorsanız, ben göz takayım böyle yapmayayım diyorsanız da 14 ile 15. sıra arasına gözlerinizi 10 milimlik gözleri takabilirsiniz. Benim gibi yapmak istiyorsanız az önce gösterdiğim gibi 6 sık iğne ile yaptığınız bu siyah iple yaptığınız gözleri yine aynı yere iğneleyin. Kulakları da arkadaşlar yine sık iğnemin, ilk yaptığım sık iğnemin 1, 2, 3, 4. Bu tarafta da aynı şekilde 4. sırasıyla taktım. Daha sonrakini böyle hizalayıp iğneledim. Şimdi dikme işlemimize başlayabiliriz. Kısaca sim geçirip bir sonraki sık iğneden çıkarıyorum. Daha sonra diğer sık iğneden kafaya geçiş yapıyorum. İğnemi artık çıkarabilirim. Şöyle alttan giriyorum. Üstten çıkarıyorum. Bir sonraki sık iğneden böyle kafada geçiriyorum. Gözü bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Her kısmına dikmiş olduğuma emin olarak dönüyorum. Döne döne dikiyorum. Bazen elyafa takıldığında iğnem zor çıkabiliyor. Değiştirdim. Daha kalın bir iğne aldım. Daha rahat dikebileyim diye. Dediğim gibi bu şekilde bütün sırasıyla sık iğnelere battığıma emin olarak göz dikiyorum. Göz dikme işlemimiz de bittikten sonra bıyıklarını, burnunu ve diğer kısmını yapacağız. Şimdi gözlerimizi diktikten sonra göz bitimimizin hemen bir altındaki sıraya burun yapacağız. Şöyle herhangi bir yerden gireceğim. Şöyle bakalım. Tam ortalamaya çalışacağım. İyice çekiyorum ki ben çekilir müziği çalıştı. İyice çekiyorum ki düğüm içine gizlenmiş olsun. Şöyle. Şimdi tam ortalayın arkadaşlar. Ben şu an ortalamaya çalışıyorum.
deneyerek bakacağım, ortalamış mıyım? Evet. 1, 2, 3, 4, 4 sık iğne. Şurası tam 4 sık iğne. Bu şekilde benim için tam orta. Bir kere daha böyle üstüne batacağım. Daha sonra da herhangi bir yerden çıkarıp düğüm atıp içe gizleyeceğim ipi. Şöyle bir kontrol edelim. Okeydir. Bence bu gayet iyi oldu. Siyah bir miktar ip aldım. Bunu böyle tek gözü ördüğüm ipten tek katına ayırdım. Bunu dikiş ipi olarak kullanacağım. Hemen iğneme geçirdim. Yine herhangi bir yerden gireceğim. Şimdi şöyle, önce gözün tam şöyle ortasına denk gelecek kısımdan çıkacağım. Şimdi kirpiklerini işliyorum. Artık düğüm atabilirim. Evet, tam orta kısma önce işleyeceğim. Bakın, bu ilk sık iğne, bunu saymıyorum. 1 ve 2. 2 sık iğneyi atlayıp tam üçüncünün ortasına batıyorum. Bir üstünden çıkacağım şimdi. Yani şunun bir üstünden çıkacağım. Çok sıkmıyorum ipimi. Şimdi bakın, böyle ortasındayım sık iğnenin. Üst hizasından giriş yapacağım. Ve biraz da alttakinden daha uzun tutacağım burayı. Ve buradan girip orta noktanın altındakinden çıkacağım. Üsttekinin hizasını takip edip aynı hizaya denk gelecek şekilde iğnemi geçiriyorum. Herhangi bir yerden çıkıyorum. Ama burada düz gittim. Bunu yanlış yaptım. Hemen çözelim. Bir altından geçecektim. Çapraz yapacaktım. Orayı karıştırdım. Hemen aynı hizada, burası değil, altı yapacağım ki çapraz dursun. Şimdi aynı yerden çıkabilirim. Evet, şimdi istediğim görüntü oldu işte. Aynı işlemi diğer tarafa da yapıyoruz.